Polonya'dan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerdeyim. Farklı bir başlangıç, farklı bir video olacak bu. Bugün sizlere insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine götüreceğim. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Holokost'a dair önemli bir yerdeyim şu anda. Auschwitz Birkenau toplama kampı burası. Burası arkadaşlar Nazi Almanya'sının kurduğu en büyük ölüm kampı. Bu alan yaklaşık 1.1 milyon insanın hayatını kaybettiği, yani Nazilerin 1.1 milyon insanı vahşice öldürdüğü Almanya, Nazi Almanya'sının en büyük toplama kampı. Bugünkü videoda Birkenau'nun karanlık geçmişine ve burada yaşanan korkunç olaylara dair bilgiler vereceğim size. Ve içeriği gezeceğiz, göreceğiz beraber arkadaşlar. Aynı zamanda bu kampın günümüzde neden önemli bir anıt ve hatırlatma alanı olarak korunmaya devam ettiğini de ele alacağız. Hazırsanız içeri girelim ve başlayalım. Daha buraya gelirken bu demir yolları uluslararası demir yollarına bağlanıyor arkadaşlar. Burayı gördüm ve demir yollarını görür görmez gerçekten direkt kanım dondu yani. Çünkü bu Nazi kamplarını her zaman demir yolu güzergahları üzerine kurdular. Çünkü insanları trenlere balık istifi bindirerek buralara gönderiyorlardı. İşte Nazi Almanya'sı döneminde 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin topladıkları Yahudiler, savaş esirleri, çingeneler gibi, yani kendilerini üstün ırk görüyorlardı ve kendilerinden daha üstün olmayan ırkları bu tür toplama kamplarına getirip işkence ettiler, tecavüz ettiler, çalıştırdılar, aç bıraktılar. Yetersiz hijyen koşullarında burada yatırdılar bu insanları ve milyonlarca insan bu kamplarda hayatlarını kaybettiler arkadaşlar. Ama bu kampta 1.1 milyon insanın öldüğü iddia ediliyor. Bu rakamlar net olmamakla beraber. Şimdi girip inceleyelim beraber. İçeri girmeden önce böyle bir sıra bekliyorsunuz arkadaşlar. Bundan 80 sene önce insanların ölüm pahasına kaçmak için uğraştıkları bir yere biz şimdi sıra bekliyoruz girmek için. Böyle bir bilet aldık arkadaşlar. Burada müze var. Müzeden başlayacağız. Bilet bugün ücretsiz dedi galiba ama her zaman ücretsiz değil anladığım kadarıyla. Camın arkasından konuşuyor. Çok anlayamadım dediğini. Burası müze bölümü arkadaşlar. Buradan başlayabilirsiniz. Ya da tam tersine bölümsünüz. Burada aramak istediğiniz bu kampta kalan bir yakınınız varsa, yani dedelerinizden falan işte, burada ismini yazarak onu arayıp bulabiliyorsunuz. Mesela Ehem Pollen diye bir adam kalmış burada önce. Örnek olarak göstermiştim onu. Şimdi bileti aldım arkadaşlar. Ben arabamla geldim ama bilet almaya tekrar gelen arabayla gitmedim. Shuttle varmış. Ücretsiz bu arabalar, otobüsler. İki kamp arasında insanları götürüp getiriyorlar. Aslında ilk önce diğer kamp yapmışlar. Böyle şehir, köye, kasabanın biraz daha içinde. Sonra bu kamp yapmışlar arkasından. İki tane ayrı kamp var yani burada. Bakın bu demir yolu da o kampa esirleri götürdükleri demir yolu. İşte bu dikenli tellerle çevirdikleri kamp alanını böyle her 100 metrede bir koydukları gözetleme kuleleriyle insanların kaçmaması için arkadaşlar gözetliyorlardı. Gerçekten çok büyük. Şimdi ben kampın içerisine giriyorum arkadaşlar. Ben girmeden önce bir 2-3 dakikalık bu kampla alakalı bir bilgilendirme videosu hazırladım size. Yapay zeka seslendirdi. Onu bir izleyin siz önce. Sonra içeride hep beraber her şeyi göreceğiz. Bugün sizi insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birine, Auschwitz-Birkenau'ya götürüyorum. Polonya'da yer alan Auschwitz-Birkenau, Nazi toplama ve imha kamplarının en büyüğüydü. Holokost sırasında işlenen zulmün ürkütücü bir anıtı olarak duruyor. 1940 yılında kurulan kamp, tek ve korkunç bir amaca sahip bir kamp kompleksi haline geldi. Milyonlarca insanın sistematik olarak yok edilmesi. Kamp, dikenli tellerinin içinde yaklaşık 1,1 milyon erkek, kadın ve çocuğun ölümüne tanık oldu. Yahudiler, Polonyalılar, Romanlar, Sovyet savaş esirleri ve Nazi rejimi tarafından İstenmeyen görülen diğerleri burada akıl almaz acılarla karşılaştı. Auschwitz-Birkenau adı, dehşet, ölüm ve insanlığın en karanlık yetenekleriyle eş anlamlı hale geldi. Mahkumlar barışta kötü şöhretli seçme sürecine tabi tutuluyordu. Çalışmaya uygun görülenler, hayal edilebilecek en acımasız koşullarda çalışmaya gönderildi. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere geri kalanlar,
doğrudan gaz odalarında ölümlerine gönderildi. İnsanlığın soyulup yerine düşünülemez zulmün geldiği bir yer. Auschwitz-Birkenau'daki gaz odaları ve krematoryumlar toplu imhalara sessiz tanıklar olarak duruyor. Öldürme ölçeği neredeyse anlaşılmaz. Tek bir günde binlerce kişi öldürülüp yakılabilirdi. Külleri iz bırakmadan dağıtılırdı. Hayatta kalanların ifadeleri kampın günlük dehşetinin unutulmaz bir resmini çiziyor. Ancak karanlığın ortasında insan direncinin ve cesaretinin parıltıları da vardı. Mahkumların başkalarına yardım etmek için hayatlarını tehlikeye atma hikayeleri, esir alanlarına karşı küçük meydan okuma eylemleri ve hayatta kalma konusundaki kalıcı irade. Bu hikayeler orada hapsedilenlerin yılmaz ruhunun bir kanıtıdır. Auschwitz-Birkenau'yu bugün ziyaret etmek ciddi ve düşündürücü bir deneyim. Korunan kışlalar, gaz odaları ve geride kalan kişisel eşyaların unutulmaz kalıntıları güçlü hatırlatıcılar olarak hizmet ediyor. Bizi hatırlamaya, eğitmeye ve bu tür zulümlerin bir daha asla yaşanmamasını sağlamaya çağırıyorlar. Auschwitz-Birkenau'nun dehşetini düşünürken, hoşgörünün, insan haklarının ve her insanın onurunun önemini hatırlayalım. Tarih asla unutulmamalıdır, yoksa onu tekrar etmeye mahkum oluruz. Bu tarih yolculuğunda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bu videoyu etkili bulduysanız, daha aydınlatıcı içerikler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kampa şu yandaki kapıdan girdim. Mahkumlar buradan giriyorlardı. Aslında bu tür yerlerde burası çok büyük. Burada iki tane kamp var. 1939'da yapmışlar. Bir tanesinin arkasından da diğerini yapmışlar. Bir tanesi şehrin içerisinde arkadaşlar. Burası dışında olan. Buraya son alan yapmışlar. Orası yetmeyecek diye. Bu tür yerleri rehber eşliğinde gezmek gerekiyor. Ama ben rehber bulamadım. Rehberlerin hepsi dolu. Tur şirketleriyle gelmeniz lazım. Onlar da yok orada buluşacaksın, oradan bineceksin, şuradan ineceksin falan filan. Artık kendi anladığım kadarıyla bir şeyler bakmaya çalışacağım ya da size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunların hepsi bir proje. Şu demir yollarını bile çizmişler arkadaşlar. Yani daha savaş başlamadan önce adamlar bu yaptıkları şeyleri zaten kafaya koymuşlar. Yahudileri, Roman çingeneleri, Alman olmayanları, yani kendi ırklarından aşağı gördükleri ırkları, savaş esirlerini, hepsini bu kamplara doldurup buralarda büyük bölümünü öldürmüşler. 1.3 milyon kişi bu kampa girmiş. Bu kamplara, şu an içerisinde bulunduğumuz kampa 1.3 milyon toplam insan girmiş. Bunlardan sadece 200 bin tanesi sağ çıkabilmiş buradan arkadaşlar. Geri kalanın tamamı bu kamplarda ya çalışırken ya gaz odalarında öldürülmüşler. Bakın burası mesela, şu hendekleri kazıyorlar fotoğrafta çalışan mahkumlar. Esirler aslında, mahkum değil bunlar, esirler. Hendeklerde bakın bunlar. Şimdi burayı yapıyorlar yani. Fotoğrafta. Tam şurayı. Bu insanları ilk başta çalışacaksınız diye kandırarak buralara getirmişler. Çünkü insanlar Almanya'nın şehirlerinde ve Almanya'nın işgal ettiği diğer bölgelerde, Yahudi toplumu özellikle, çok zulüm gördüğü için yani ne alışveriş yapabiliyorlar. Her şey yasak. Her şey. Sanmışlar ki burada daha iyi bir hayat onları bekliyor. Yani çalışacaklar. Para bile alacağını düşünenler olmuş yani. Sonra bu trenlere bindirilip buralara getirilmişler. Bu insanlardan 900 bin kişi hiçbir şekilde sorgulanmadan direkt öldürülmüş zaten. Bunlar çalışamayacak olan insanlar yani. Birazdan geçeceğiz, göreceksiniz, bir hastane var. Doktor görüyor, bu çalışamaz diyor, ölüyor. Bu çalışır diyor, o işkence. Yani bir doktorun ağzının ucunda hayatınız. Buraya ilk girdiğinizde. Buralar yatakhaneler arkadaşlar. Eski filmlerden hatırlayın. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan filmlerden. Burada böyle kat kat oluyordu. Mesela Piyanist filmini izlediyseniz eğer bilirsiniz. Ki gerçekten bakın burada izleri bile var. Şöyle arkadaşlar. Burası kat kat. Yukarı kadar. İşte 2-3 kat. İnsanlar buralarda yatıyorlar. Uyuyorlardı. Burası da tuvaletler arkadaşlar.
Hemen yattıkları yer. Burası. Tuvalet. Burası. Aslında gezmeye müzeyle başlayacaktım. Çünkü eşyaları, insanların her şeyleri orada ama müzeyle başlamıyorum arkadaşlar. Çünkü fazla zaman yok artık. Burası büyük bayağı bir. Önce buraya bakalım, sonra zaman kalırsa müzeye de gideceğim. Yine bir tane daha. Aynı şekilde arkadaşlar, bunlar koğuşlar. Kat kat yatarlar. Diğer tarafta da tuvaletleri var. Duş zaten yok. Duş diye bir şey asla yok. Su yok. Temizlik, hijyen yok arkadaşlar. İnsanlar buralarda gece geç saatlere kadar çalıştırılıp sabahın köründe tekrar kaldırılıp yine çalıştırılıp en sonunda ya açlıktan ya da kaptığı bir hastalıktan dolayı, gördüğünüz işte tuvaletler falan hepsi iç içe. Yani burada çok ağır bir psikolojik şiddet var arkadaşlar. Yani şu an bile mesela girdiğiniz zaman içeriye biraz böyle gözümün önüne canlandırıyorum. Çünkü eski izlediğim belgesellerden ve filmlerden neler olduğunu buralarda. Çocuklar falan hepsi. Hatta bir film vardı, sürekli adam dayak yiyor buradaki gardiyanlardan. Oğluna bunu bir oyun olarak anlatıyor, çocuk korkmasın, üzülmesin diye. En sonunda adam ölüyor zaten. Bu Auschwitz'te çalışan bir gardiyan, bir Alman gardiyan mahkemeye çıkartıldı arkadaşlar ve yıllarca konuşmadı. Sonra en son artık bir özür konuşması yaptı. 18 yaşında annesi tarafından Nazi partisine üye yapıldığını ve buradaki olan her şeyin farkında olduğunu, 170 bin insanın ölümünde parmağının olduğunu anlattı ve özür diledi. Burada da bir kış ayında çekilmiş bir fotoğraf var arkadaşlar. Şu koğuşların hemen fotoğrafı. Yine gördüğünüz gibi insanlar çalışıyorlar sağda solda. Evet, demir yolu hemen burada. Yani şu arkamdaki demir yolu. Hemen diğer tarafta da koğuşların olduğu bölüm. Yani insan insana bunu nasıl yapabilir bazen düşünüyorum, aklım almıyor gerçekten ya. Yani sonuçta birileri bu kararları veriyor ama emirleri uygulayanlar da insanlar. O gardiyanı mesela düşündüğümde ya da Japonya'ya atom bombasını atan pilot. Pişman değilim dedi. Ben yapmasaydım başka birisi yapacaktı. Ben sadece bana verilen görevi yaptım dedi. O da üstüne öyle atıyor suçu. Ama bir bomba atmak için düğmeye basmak başka bir şey. Ama insanlara işkence etmek, tecavüz etmek, çocukların gözü önünde babalarını öldürmek, bunlar başka şeyler yani. Almanların bu kamplarda yaptıkları soykırım arkadaşlar, bütün dünya sonradan öğrendi. Kimsenin haberi yoktu. Almanlar bunları gizliyorlardı tabii ki. Ne zaman savaşı kaybetmeye başladılar, geri çekilmeye başladılar. Kızıl Ordu Almanları Almanya'ya doğru burada sürerken tesadüfen burayı buluyorlar. Ve tesadüfen burada olanları görüyorlar. Ve sonra bütün dünyaya bunu duyuruyorlar. Bütün gazetecileri, basını çağırıyorlar buraya ve Almanların burada yaptıkları işkenceleri, soykırımı kanıtlarıyla beraber arkadaşlar bütün dünya basınına servis ediyorlar. Bu kampı Kızıl Ordu, Rus Kızıl Ordusu ele geçiriyor ve sonra zaten buradaki bütün Alman askerler kaçmış falan olduğu için, ama insanlar o kadar korkmuşlar ki hala da kamptalardı yani. Yani asker gitmiş, herkes kaçmış gitmiş ama insanlar kampı terk edemiyorlardı korkudan. Ordu gelip bunları kurtarıyor ve o zaman burada ne dolaplar döndüğünü bütün dünya öğreniyor. Bir de bunlar utanmadan sözde Ermeni soykırımını tanıyoruz falan diyorlar. Bakın, yaptıkları her şey daha burada hala. Her şey delil, ispatlı, kanıtı var. O bütün yaptıkları şeyler burada, bütün dünyanın gözünün önündeyken soykırım kelimesini ağızlarından alabiliyor utanmadan. İşte bunlar da Batı'nın kötü yanları arkadaşlar. Bunlar ikiyüzlüler. Var bazı ülkelerde böyle şeyler. Kendi yaptıklarını görmezler. Ama olmamış bir şeyi tanıyoruz falan diye de ortaya çıkarlar yani. Biz yaptık ama bak siz de yaptınız demek için sırf bunu yapıyorlar. Bazı Alman biyologlar, Alman doktorlar o zaman kadınları da bazı testler yapmışlar. Onların ırklarını değiştirmek için, DNA'larını değiştirmek için. Yani resmen bir toplumu yok etmeye çalışmışlar ama tabii başarılı olamamışlar.
Lütfen bu videoya yorum yaparken biraz dikkat edin arkadaşlar. Burada birçok insanın kötü olumsuz hatıraları var. Buna saygı duymak zorundayız. Bugünkü olaylarla o zamanki olayları çok karşılaştırmanın bir anlamı yok bence. Yani İsrail-Filistin olaylarını falan filan. Çünkü Yahudilere böyle bir işkence yapılmış ama İsrail devletinin politikalarını sevmeyen, istemeyen, hatta İsrail devletinin kendisine dahi karşı olan Yahudi cemaatleri var Tel Aviv'de. Ben biliyorum, bu adamların mahallelerine polis bile giremiyor. Devlete tamamen karşılar. Devletin hiçbir şeyini kabul etmiyorlar. Askerini, polisini, bankasını. Bu devletin en başından kurulmamış olması gerektiğini savunan Yahudiler var. Yahudi cemaatleri var. Bugünkü olaylar, İsrail-Filistin arasında olan olaylar arkadaşlar, tamamen İsrail hükümetinin politikalarıdır. Yani bugün bu adam gider, başka bir başbakanlara gelir, bir şey olur, hükümet değişir. İşler değişebilir, Almanya'da değiştiği gibi. Sonuçta burada da Hitler'i seçen Almanlardı. Evet, biliyorum. Oradan anlatılan Netanyahu'yu seçenler İsrailliler. Ama ben pek inanmıyorum oradaki seçimlerin çok düzgün olduğuna, düzgün yapıldığına, doğru yapıldığına. O yüzden elma ile armutu ayırmak gerekiyor. Yani biraz liberalizm tarafına kaymak gerekiyor arkadaşlar. Bireysel özgürlükler. İnsanları daha çok bireysel düşünmek daha bence faydalı olur. Şimdi burada insanları öldürmenin iki yolu vardı arkadaşlar. Bir tanesi gaz odaları, insanları odaları kapatıp karbonmonoksit gazı vermeleri. Bir de insanları yakarak öldürdükleri yerler var vahşice. Şimdi burada da Alman doktorlarının bunlar bir işe yaramaz diye seçtikleri insanları görüyorsunuz. Bunları böyle sürüler halinde arkadaşlar, bu gördüğünüz yoldan böyle gaz odalarına getiriyorlardı. Boğmak için ya da yakmak için krematorya diyorlar o odaların ismine. Oralara bu insanları bu yollardan yürüterek, işte böyle bakın, burada yaşlı olduğunu düşündüğüm bir kadın ve yanında küçük çocuklar var. Tam olarak buradan arkadaşlar ölüme doğru gittiler onlar da. İşte yine burada hiçbir işe yaramayacaklarını düşündükleri çocuklar arkadaşlar bunlar. Bunları çalıştıramayız. Zaten bunlar Yahudi, zaten bunlar Çingene, zaten bunlar Alman değil, zaten bunlar Rus, zaten bunlar şu bu diye ayırdıkları. Bakın bir tane bebek var burada. Yine bu yoldan arkadaşlar infaza doğru yürürken çekilen fotoğraflar, bakın bunlar. Bunlar gerçek fotoğraflar. Bakın kız çocukları. Bunlar hepsi kadın. Hiç erkek yok burada. Şurada erkek çocukları var. Yani erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk, bebek ayırmadan herkesi. Bunlar da yine infazlarına yürürken belki de ölmeden önceki bir saat, iki saat belki de en fazla. Bu insanları burada daha girişte, burada girişte topluyorlardı bir yere ve hepsine damgalıyorlar arkadaşlar. Bu kollarına bir numara yazıyorlardı. İşe yarayanları. O numarayı yazıyorlardı ve o Yahudi olduğunu, onun işte Alman düşmanı vesaire, yani bunların küçük gördüğü, akir gördüğü gruptan olduğunu koluna damgalıyorlardı. Yani adam buradan kaçsa bile zaten o damgayla ne yapabilir? Çünkü bunlar sabahtan akşama kadar, Joseph Goebbels vardı bunun propaganda bakanı Hitler'in. Sabahtan akşama kadar radyolarda, televizyonlarda bu Yahudileri kötüleyen, aşağılayan, bütün her şeyin sorumlusu onları gösteren yayınlar yapması Alman halkının da Yahudilerden nefret etmesine sebep oldu. Bu yüzden savaştan önce aslında Yahudi komşularıyla, Yahudi bakkalıyla, marketiyle hiçbir sorunu olmayan, işte Çingene komşusuyla, Çingene kasabıyla hiçbir sorunu olmayan insanlar, Almanlar, savaş başladıktan sonra komşularının evlerini yağmalamaya, yakmaya, onları yakalayıp işte SS birliklerine teslim etmeye falan başladılar. Halk da etkilendi tabii ki propagandadan. Yani aptal bir insan başa gelir ve böyle olaylar olur. Dünya tarihinde bunlar çok fazla var. İşte bu insanları seçersiniz, getirirsiniz oraya. Tabii ki bundan biraz siz sorumlu olursunuz ama genelde toplumlar hak ettikleri şekilde yönetilir arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Kim başına ne geliyorsa hak ettiği için geliyordur bence. Ama Almanların yaptığı yanlış seçimden dolayı sadece Almanların başına kötü şeyler gelmedi. Evet, Almanlar da çok can kaybettiler. Çok ölen Alman oldu. Dresden bombalandı, 80 bin insan öldü orada. Hamburg bombalandı, 50 bin insan öldü. Ama Almanların yapmış oldukları bir seçimden dolayı Yahudiler de öldü.
İngilizler de öldü, Fransızlar öldü, Amerikalılar öldü, Cezayirliler, Tunuslular, Faslılar, Iraklılar, İranlılar öldü. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Türkler de var arkadaşlar. Türkiye'den de kayıplar var İkinci Dünya Savaşı'nda. Savaş Türkiye'ye sıçramadı ama buradaki Türkler vesaire işte. Yani bütün dünya neredeyse bedelini ödedi Almanların yaptığı hatanın. Savaş bittikten sonra Almanya'nın yeni başbakanı yıkıntılar arasında gezerken bir daha İsa bile gelse asla ona yetkiyi vermeyeceğiz. Tek adam olmayacak diye söyleniyordu kendi kendine. İşte bu toplumlar en azından yaptıkları hatalardan ders çıkarttılar, ders aldılar ve aynı hataları yapmıyorlar artık. Yapmamaya çalışıyorlar ya da. İşte bakın tarih. Aslında burası bir utanç bunlar için. Ama Berlin duvarında olduğu gibi duvara utanç duvarı diyorlar ama tamamını yıkmıyorlar. O zamanki Almanya Başbakanı bu bizim tarihimiz diyor. Evet, utanç duvarı. Utanıyoruz bundan ama bu bir tarih. Bizim tarihimiz. Buna bakacağız ve kötüyse ders çıkartacağız. İyiyse de bunu örnek alacağız. O yüzden yıkmadık tamamını. Bunu bıraktık diyor. Bu toplama kamplarını da işte yıkmıyorlar, bırakıyorlar. Bunlara bakıp ders almak için ve ders alıyorlar. Ama maalesef bazı Türkiye'de asla olmaz. Türkiye'de olmaz ama bazı ülkeler biliyorsunuz var yani böyle hani tarihini bilmeyen insanların dolu olduğu, işte tarihten hiç ders çıkartmadığı. Yani mesela bir ülke var ben biliyorum. Yıllarca böyle saltanatla yönetildi. Toprak ağalarıyla işte zenginin daha çok zengin olduğu, fakirin fakir kaldığı, işçi sınıfıyla işveren sınıfının ayrıldığı şekilde yüzyıllar boyunca böyle yönetildi. Sonra bir tane adam çıktı, bir devrimci. Bir devrim yaptı. Toprak köylünündür dedi. Halk okuyacak dedi. Kadın erkek eşittir dedi. Ondan sonra Cumhuriyet'e geçildi. İlk seçimlerde, ilk çok partili seçimlerde gidip yine sağcılara oy verdiler yani. Böyle ülkeler var. Bizim Türkiye'de olmuyor ama böyle şeyler var yani. Bazı toplumlar başına ne gelirse gelsin eğitilmiyor, olmuyor yani. Burası hastaneymiş arkadaşlar. Bir SS doktoru, SS muhafız birlikleri Almanya'nın, Nazi Almanya'sının yeni gelen, şu trenden şurada inen hemen insanlar ilk önce hemen gelip buradan buraya geliyormuş arkadaşlar. Şuradan giriyorlar. İçeride bir tane doktor var, size anlattım ya az önce. İşte bu sağlıklı çalışır diyor, bu çalışamaz diyor, bu işe yaramaz diyor. Çalışır dediklerini hemen buradan ayırıyorlar arkadaşlar. Şu diğer taraftaki barakalara, kamplara gönderiyorlar. Esir olarak alıyorlar. Onları çalıştırıyorlar orada. Doktorun da yaşamaz dediği insanlar. İşte burası bakın sıra. Bu sıra. Hemen şurası. Hemen şuradan arkadaşlar. Bakın şu taş yol. Buradan bir yere doğru gidiyor bunlar. Muhtemelen Şuradan girip buradan çıkacaklar. Yani şuradan çıkacaklar. İçeride doktor seçim yapıyor. Çalışamaz dediği insanlar ölüyor. Çalışır dediği insanlar da işte yaşamak buysa yaşıyor. Ama türlü işkence, zulüm, pislik, açlık, susuzluk içinde. Evet, yine burada da seçim yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar SS subayları. Almanya'nın muhafızları bunlar. Muhafız birliğinin subayları. Bunlara toplanan savaş esirleri, Yahudiler, Çingeneler, Romenler vesaire. Roman değil, Romanlar. Burada da. Bakın. Şuraya bakın. İnsanlar yeni gelmişler. Bakın kapı orada hemen. Karşıda. Bakın, aynı yer. Kaçmak neredeyse imkansız arkadaşlar. Bakın içeride bölümden bölüme geçerken bile elektrikli teller var yani. Hani mesela orası da kampın içi. Burası da kampın içi. Orası da kampın içi. Arka taraf da kamp. Burası komple kamp ama bölge bölge ayırmışlar. 3 bölüm ayrılıyor burası. Anlatmıştım. Çalışma kampı. Ölüm kampı. Genel kamp. Ama onların arasında bile elektrikli teller var. Bu tellerde elektrik vardı o zamanlar tabii. Şu an yok. Ama işkenceden bıkan, usanan, açlıktan, susuzluktan, ailesini kaybetmiş artık vesaire olan insanlar da kasıtlı olarak, bilerek, kaçıp, tellere koşarak, tellere tutunup intihar edenler de çok olmuş burada. Şimdi buraları önceden erkekler içinmiş, erkek kampıymış şurası. Sonra buraya 1900
41'de galiba bir inşaat yapmışlar tekrardan. Kadınlar için ayrı bir kamp yapmışlar arkadaşlar. İkisinin arasını ayırmışlar yine böyle. Erkekler tarafı, kadınlar tarafı. 1944 yılına kadar da burası kullanılmaya devam etmiş arkadaşlar. Yani çalışmış kadınlar tarafında. Çeşitli ülkelerden sınır dışı edilen mahkumlar buralara getirilmişler. Burada işte idam kararı verilenler öldürülmek için işte buralara kapatılmışlar. Enjeksiyonla kalplerine ilaç vererek. Evet. Savaşın bitimine doğru 1945 arkadaşlar. 45'te Sovyet ordusu buraya giriyor ve buradaki insanları kurtarıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde arkadaşlar bu kamplardan kurdu Nazi Almanyası. Toplama kampları, imha kampları, çalışma kampları, gettolar, transit kampları, diğer kamplar diye 4-5 çeşit, 40.000 ile 42.000 arası bu ve buna benzer kampların olduğu belirtiliyor arkadaşlar Avrupa genelinde. Bu onlardan sadece bir tanesi. Ben bir tane daha gitmiştim Sırbistan'da, Niş'te. Orada da böyle küçük bir Nazi kampı vardı. Yani buranın onda biri kadar bile değildi yani. O kadar küçüktü yani. Böyle bir iki tane, üç tane size gösterdiğim gibi. Şöyle bina var, üç tane yan yana. İki üç tane de şöyle yatakhanelerden vardı, o kadar. Söylediğim gibi bu videoya yorum yaparken biraz dikkatli olalım. Çünkü bu kamplarda hala yarası olan insanlar var. Bu insanların çocukları, torunları var. Uzaklardan YouTube'a girip açıp buraları görmek için bu tür videoları izliyor olabilirler. Yazdığınız yorumları çevirirler. Anlarlar. O yüzden buna saygı duymak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar turlarla gelenler. Kadın anlatıyor, acaba bir araya girip de izlesem mi? Ama şey var. Etiket yapmışlar mavi hepsine. Yani burada insanlar etiketlemek, bilmiyorum doğru mu? Çünkü ilk Hitler insanları buraya topladığında da kendini de etiketliyormuş ya, bahsetmiştim, kollarına dövme yaparak. Yani bir yakınını burada kaybetmiş birisine kötü hissettirir bence o. Auschwitz'ten 1945 yılında kurtarılan çocukların, Polonyalı çocukların Polonya'da verdikleri ifadeye göre arkadaşlar, bu duvardaki resimleri çocuklar yaptı büyük ihtimalle. 1944 yılında, 1944 yılının ikinci yarısında buradaki yaşayan çocuk esirlerin çizdiği duvar resimleri bunlar. Önüne cam koymuşlar, korunuyor şu anda. 16A blok, 16A binasında. Yine bunları hatırlıyorum ben bir yerden. Bir belgeselde veya bir televizyonda, bir filmde izlemiş olabilirim. Burayı böyle hapis için kullanıyorlardı ama öyle hatırlıyorum, ama yanlış olabilir tabii, emin değilim. Burası çok büyük arkadaşlar. Buraya aslında daha planlı gelmem lazımdı. Sabah erken gelmem, 8 gibi falan gelmem lazımdı buraya. Şimdi bakın zaman kalmadı. Daha görecek yerler var burada ama ben çalışmak özgürlüktür kapısı var. Arbeit macht frei diye. Almanca kapıya çalışmak özgürlüktür yazmışlar. Oraya da bir görelim. Orada gaz odaları var. İnsanları katlettikleri. Onları da bir görelim arkadaşlar. Sonra artık devam ederiz Krakow'a doğru. Burası Polonya'da bu arada. Krakow'un 55 kilometre kuzeyinde arkadaşlar. Polonya'nın ise güneyinde kalıyor. Alman topraklar o zaman buralar tabii. Almanya Polonya'yı işgal etti biliyorsunuz. İşgal ettikten sonra burayı yaptı. Zaten Polonya'yı işgal ettiğinde kimse bir şey demedi.
biraz tepkiler oldu ama ne zaman ki Almanya rotayı Fransa'ya çevirdi, Fransız topraklarına girmeye başladılar, o zaman savaş başladı. Belki de Almanya hiç bunu yapmasaydı Japonya da belki savaşa girmeyecekti. Belki bu kadar insan ölmeyecekti. Sadece Çanakkale savaşlarında, ki o da tarihin en kanlı savaşlarından birisidir arkadaşlar, 300 bin kişi öldü. Bakın, 2. Dünya Savaşı'nda sadece şu an bulunduğum yerde 1.1 milyon kişi öldü. Rakamlar çok deli. Gerçekten yani kulağa böyle basit geliyor ama sadece burada öldü 1.1 milyon insan. Savaş bütün dünyada oldu ama. Yoksa döndüm yine, şimdi diğer kampa geldim. Burası Auschwitz 1 arkadaşlar. Bir önceki geldiğim yer 2 idi. Burada böyle burası tek bir yerde değil burası, yani dağınık dağınık. İşte 3 kilometre var birle ikinin arasında. 3 zaten ikinin içinde. İşte bu binalarda yine şu an müze olarak kullanılıyor ama o dönemde işte SS subaylarının karargahları, işte yönetimleri vesaire olarak kullanılıyormuş zamanında. Son anda girdim arkadaşlar, yetiştik bu müzeye. Bu tünelden bir numaralı kampa gireceğiz. Arbeit nach Frei meşhur. Burada bir tünelden geçeceğiz arkadaşlar. Auschwitz 1'e gitmek için önce müzenin içerisinden giriş yapıyorsunuz, sonra tünelden karşıdaki diğer kampa, yani ilk kurulan kampa gidiyorsunuz. O kamp, burada bir kasaba var, Olchien diye. O kasabanın içerisine yapılmış ama daha sonra küçük geldiği için Auschwitz 2'yi yapmışlar. Şimdi ben birincisindeyim, birincisine gidiyorum şu an. 2'den başladık, 1'e geldik. Siz buradan geçerken burada ölen insanların isimlerini hoparlörlerden söylüyorlar. Tek tek. Tünel boyunca içeride bu kamplarda ölen insanların isimlerini okudular. Gerçekten çok etkileyici. Maria, Claudia, Agnieszka. Kadın, erkek, çocuk, çoluk demeden herkesi katletmişler bu kamplarda. İşte burası da ilk yapılan kamp arkadaşlar. Biraz daha küçük diğerine göre. Burada arkadaşlar, burada ailesini kaybeden bazı ailelerin, bazı toplulukların, bazı sivil toplum örgütlerinin vesaire, bunların soykırımla alakalı eleştirel yazıları, işte hayatını kaybedenlere rahmet diledikleri diyeyim, bizim anlayacağımız dilden olsun, yazılar var. Burada da burası gelecek nesillere ders alsınlar diye bırakıldı gibi bir şey yazıyor. Burada da arkadaşlar bazı ülkelerin isimleri yazıyor. Ama Türkiye'de var. Bu neden sadece bu ülkeleri yazmışlar? Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bununla alakalı bir bilgi de yok arkadaşlar burada. Bilen varsa bir yorumlara yazabilirse ben de merak ettim. Ne olduğunu öğrenelim bunu. Burada şey yazıyor arkadaşlar. Almanya yaklaşan Kızıl Ordu saldırısından sonra, yani Kızıl Ordu şu an bulunduğumuz Krakow'un 55 kilometre kuzeyindeki Auschwitz şehrine doğru yaklaşırken bu kampı kademe kademe 1944'ün ikinci yarısına itibaren tahliye etmeye başlamış. Ama bu tahliyeleri tabii ki demir yolları parçalandığı için, birçok yol artık kullanılamaz hale geldiği için insanları yürüyerek buradan Almanya'ya göndermeye kalkmışlar. O insanların başındakiler jiple gidiyor, kamyonlarla, jiplerle, asker araçlarla, motosikletlerle, atlarla giderken bu 56 bin kadın ve erkek
buradan Almanya'ya kadar yürütülmüşler. Buradan Berlin yaklaşık 700-800 kilometre arkadaşlar. Yakın değil yani hiç. Ve bu yürüyüşe de ölüm yürüyüşü diyorlar. Çünkü çok insan yolda ölmüş zaten yürürken. Zaten buradan çıkan bir insanın ruh sağlığı, işte fiziksel sağlığı nasıl olur düşünün. Şimdi kalkıp 10 kilometre biz yürüyemeyiz, 20 kilometre yürüyemeyiz, yorulduk deriz. Ama bir insan burada hem işkence görüyor, hem aç, hem susuz, hem pislik içinde. Bir de 800 kilometre milleti yürütmeye kalkıyorlar. O insanlar da tabii yolda ölmüş çoğu. Acı bir şekilde. İşte meşhur kapı da burası arkadaşlar. Buranın simgesi bu kapı. Arbeit macht frei yazıyor. O şeyde de halt yazıyor arkadaşlar. Halt. Hatırlıyor musunuz halt? Halt dum kof diyor diye bizimkilerde. Halt dur demek Almanca'da. Talise diyor ya Davut. Davut Usta. Evet. Burada da yine dur yazıyor. Bu kapıdan çıkarsan ölürsün burada. Zaten yine burada da arkadaşlar elektrik görünüyor tellerde. Çalışmak özgürlüktür. Şimdi buradan kaçmaya çalışırken ya elektrik akımına kapılan ya da vurularak öldürülen mahkumların cesetleri de arkadaşlar diğerlerine ders olması için hemen burada duvara yaslanıp bir şekilde arkadaşlar böyle dizilip millet gelip geçerken buradan görsün mahkumlar ve korksunlar, işte kaçanların hali budur diye göstermek için buraya diziyorlarmış. Hemen giriş kapısının önüne. Burada ne yazıyor? Camp Orchestra had to assemble here to play Marx while the prison and past business. Evet. Mahkumlar geçerken kamp orkestrası marş çalmak için burada toplanmak zorunda kaldı. Bu mahkumların ayak uydurmasına yardımcı olmak ve işe gidip gelirken onları saymaya kolaylaştırmak içindi diyor. Anladığım kadarıyla burada bir kamp orkestrası varmış. Buraya toplanıp bir şeyler çalıyorlar herhalde bunlar ama mahkum işe gelip giden mahkumların sayımını kolaylaştırmak için bunu yaptıkları yazıyor burada. Ama bunu nasıl yapıyorlar, ne alakası var onu ben anlayamadım. Tam burada arkadaşlar. Orkestra, kamp orkestrası. Buradan işte çalışmaya giden mahkumları falan girip çıkarken. Arkadaşlar şunu anlamamız lazım. Bu olaylar, bu trajediler 80 sene önce yaşandı. Çok geçmişte değil. Çok uzakta değil. 1938'de Atatürk'ü kaybettik. 45'te yani 1938'de Atatürk'ü kaybettik. 1940 ile 45 yıllar arasında buradaki olaylar yaşanıyor. Şimdi burada yazdığına göre kamptan kaçarmaya başaran, bu kamptan kaçmaya başaran bazı Polonyalı mahkumlar ailelerini tutuklamış Alman polisleri, SS polisleri. Bu mahkumların ailelerini de tam buraya getirip buraya oturtmuşlar böyle. Ve diğer mahkumlara ders olsun diye tam da şuraya üstlerine kaçaklar geri gelene kadar aileleri burada oturacak, kampta kalacak diye yazı yazmışlar. Hani diğer kaçmayı düşünen mahkumlar vazgeçsin diye ya da korksun diye muhtemelen. Şimdi burada yazan şey şu. 7 Ekim 1941'de Auschwitz'te Sovyet savaş esirleri için bir kamp. Arbeitslager kuruldu. Yani burası arkadaşlar. Yaklaşık 10 bin erkek mahkum olarak kaydedildi. Ve 1, 3, 12, 14, 22, 24 buraklardan oluşan çitlerle çevrili özel bir yerleşke tutuldu. Burayı söylüyor. Çoğu açlıktan, çok çalışmaktan ve SS vahşetinden öldü.
pek çok kişi özel bir Gestapo komisyonunun emriyle gazla öldürüldü veya vuruldu. Çalışmayı reddedenler dondurucu kış koşullarında çıplak olarak bloklardan dışarı çıkmaya zorlandı ve üzerlerine su döküldü. Onlar donarak öldüler. Mart 1942'ye gelindiğinde 5 ay içinde yaklaşık 9000 kişi ölmüştü. Geri kalanlar yeni inşa edilen Auschwitz II Birkenau'ya nakledildi. Yani 3 kilometre ilerideki büyük kamp arkadaşlar. Buraya bir 10.000 kişi almışlar. 9.000 ölmüş. Oraya 1.3 milyon insan almışlar. 1.1 milyonu ölmüş. ...13 numaralı bloğa bakalım. Yine duvara çizilen mahkumların çizdiği resimlerden bir tanesi. Bunlar kurşuna dizilmek üzere sıraya geçirilmiş insanlar. Her şeye rağmen gülen bir kadın. Gülebilen bir kadın. Burada toplu mezarları gösteriyor. Buralarda işkence görerek vahşi bir şekilde ölen insanların ölmeden önceki yani bu savaştan önceki normal hayatları nasılmış bakın hepsi. Bu kamplarda esir tutulan çocukların arkadaşlar fotoğraflarından bir tanesi gördüğünüz gibi açlıktan, susuzluktan çok zayıf kalmışlar. Bütün kablolarda görünüyor. Kampa ilk gelen Sovyet askerlerinden birinin yazdığı arkadaşlar. Çocuklar da yetişkinler gibi sadece deri ve kemikten ibaretlerdi. Kasları veya yağları yoktu. Ve her yerde ince parşömen benzeri deri iskeletin sert kenarını sürtüyordu diyor. Ağrı, inlemeler, ağaçlardaki rüzgar sesi gibi her yerde duyuluyordu. Yine burada dur uyarısı var arkadaşlar. Burası yine çıkış çünkü. Şöyle bir çıkış kapısı var burada. Yukarıda nöbetçiler yine oluyordu. Azilerde bakın bir tane daha gözetleme kulesi var. Yani kaçmak gerçekten çok zor gibi görünüyor. Özellikle tellerin elektrikli olması.
Şimdi gaz odasını göreceğiz arkadaşlar. Burası Gestapo tarafı arkadaşlar. Bakın burada idam sehpası kurmuşlar. Burada kaçma planı yaptığı düşünülen mahkumlar sorgulanmışlar burada. Ve birçoğu dövülerek öldürülmüş zaten. Yani linç edilmişler. İşte konuşması için işkence yaparken birçoğu hayatını kaybetmiş. Evet, şimdi buraya bakacağız. Şimdi burası arkadaşlar fırınmış, yakma fırını. Tabii öldürülen o kadar fazla insanı gömmek için zahmete bile girmemişler. İnsanlar buralarda. Şu gaz verilerek öldürülmüş arkadaşlar. Şunu. Kaçacak yer yok. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çaresizce. Öleceğinizi bile bile buraya geliyorsunuz. Girmek konusuna girebilirsiniz. Girmek konusunda direnç gösterirseniz zaten vurarak öldürecekler. Mecbur giriyorsunuz. Şimdi buradan odaya gaz basılıyor. Burada rahat 150 kişi vardır o anda. Hayal edin her şeyi. İçeri basılan gaz ilk önce buradan giriyor içeriye. Korkunç değil mi arkadaşlar ya? Bunlar ekmek fırınları değil. İnsan yapıyorlar bunların içinde. Buraya koyuyor, giriyor içeriye. İşte insanların önce boğulup sonra da yakılarak öldürüldüğü o meşhur gaz odalarından bir tanesi arkadaşlar. Aynen böyle yani, her şeyi düşünmüşler, her şeyi planlamışlar, hepsini çizmişler. Bakın burada baca var. Yani bu kadar insanı daha hızlı nasıl öldürebilirsin? Böyle öldürürsün. Çünkü kurşuna diziyorsun, o zaman kurşunun boşa gidiyor. Bakın bunları düşünmüşler. Demişler buraya bir gaz odası yapalım. Karbon monoksit gazını verelim. Bunlar ölürler. 150-200 kişi. Zaten hemen yanında da fırın var. Hemen fırına atarız orada. Cesetleri de yok etmiş oluruz. Gömmekle veya başka bir şeyle de uğraşmış olmayız kafasıyla. Bu binalar, bu gaz odaları inşa edilmiş arkadaşlar. Binanın kurgusunu çizmişler. İnsanlar arkadaşlar önce buraya koyuyorlar. Burada hemen şu F yazan yerdeki gaz tankından gazı içeriye basıyorlar. Burada insanlar ölüyor. Buraya havalandırıp insanları alıyorlar buradan. İçerideki fırınlara atıp yakıyorlar bu fırınlarda. Burada çok insan öldü. Çok insan acı çekti. Çok aile yok oldu. Ve bugün burayı gezdik biz de arkadaşlar. Hep beraber bir hatıra videosu oldu sizler için de, benim için de. Umarım izlerken keyif alırsınız diyeceğim de bu öyle bir videoda değil yani. Umarım izlerken herkes ders alır diyeyim. Keyif alınmaz böyle bir videodan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.